Voleybolun nabzını tuttuğumuz Neler Oluyor programından hepinize merhaba. Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda müthiş bir Türk finali oynandı. Her iki takım da muhteşem performans sergilese de kazanan 3-2 skorla Eczacıbaşı Dynamit oldu. Ama asıl kazanan Türkiye oldu. Çünkü Türkiye'den iki tane takımımız final oynadı. Bizler için muhteşem bir gurur. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın rüya takımı açıklandı. Eczacıbaşı Dynamit'ten Tiana Boşkoviç MVP yani en değerli oyuncu ödülünü aldı. Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası rüya takımı ekranlarınıza geliyor. Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Dynamit'in Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon olmasının ardından müthiş bir sevinç yaşadı. Bu sevinç anları videosu viral oldu. Biz de sosyal medyalarımızda yayınladık. Çok samimi, çok güzel sevinçler. Şimdi izleyelim. Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonluğunu düzenlenen bir organizasyonda kutladı. Tabii ki çok eğlenildi, hak ettiler. O görüntüler ekrana gelsin, izleyelim. Türk Hava Yolları'nın Brezilyalı pasörü Makris Türkçe öğrenmeye başladı. Ve dedi ki, çay var içersen. Şimdi o video geliyor. Çay var içersen. Milli takım ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar için bir heykel çalışması planlanıyordu. Ve bu çalışma başladı. Eda Erdem Dündar'ın heykelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftası açılışının yapılması planlanıyor. Fenerbahçe'nin hem kadın hem de erkek voleybol takımlarının karayolu ulaşım sponsoru Yürsel Turizm hazırladığı otobüsü düzenlenen törenle teslim etti. Bu otobüsün dış kaplaması oldukça benim hoşuma gitti. Sizlerin de görmesi için fotoğraflarını paylaşıyorum. Filenin Sultanları GQ Türkiye Man of the Year ödüllerinde yılın ilham veren kadınları ödülünün sahibi oldu. Filenin Sultanları adına bu ödülü almaya Gizem Örge ve İlkin Aydın gittiler. Ödülü alırken Gizem Örge ve İlkin Aydın'ın yaptığı konuşmalar büyük alkış aldı. Son olarak Sultanlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının ardından ilk devre sona erdi. İlk devrenin ardından lider olarak Fenerbahçe yer alırken Eczacıbaşı Dynavit ikinci, Vakıfbank üçüncü ve Kuzeyboru da dördüncü sırada yer aldı.